Zemzemin Neşil Mutfak kanalımdan herkese merhabalar. Arkadaşlar bugün sizlere çok güzel pamuk gibi yumuşacık ve kesinlikle bayatlamayan bir poğaça tarifim olacak. Hemen sizleri bekletmeden yapımına geçiyorum. İlk önce yoğurma kabıma sıvılarımı almakla başlıyorum. Bir su bardağı Alık suyum var arkadaşlar. Malzemelerinizin alık olmasına lütfen dikkat edin. Bir su bardağı sütüm var. Bardak ölçüm 200 milim bu arada. Bir su bardağı da sıvı yağım var. Hemen bu sulu olanları güzelce karıştırıp üzerine bir adet yumurtanın akını ekliyorum. Hemen bir çırpıcıyla güzelce karıştırıp ardından arkadaşlar üzerine toz mayamı içinde iyice eriyene kadar karıştırıyorum. 3 yemek kaşığı toz şekerim. 1,5 tatlı kaşığı da tuzum var. Onu da hemen ilave edip güzelce çırpıyorum. Tamamlanan karışımın üzerine un ilavesi yapıyorum. Un ölçüsü arkadaşlar yaklaşık 4-5 su bardağı un var. Fakat bu ununuzun kalitesine veya e, malzemelerinizin kalitesine, sıcaklığına göre değişebilir. Bu yüzden şöyle ele yapışacak, e, kesinlikle kuru olmayacak bir hamur elde edeceksiniz. Şöyle ele yapışacak. Çünkü poğaçanın en önemli özelliği cıvık olması hamurunun arkadaşlar. Yaklaşık 1 saat kadar hamuruma dinlendirdim. Şimdi artık yapımı aşamasına geçebilirim. Şekil vermek için tamamen isteğe bağlısınız arkadaşlar. Şöyle hemen hamurumun havasını alıp matmanın üzerine alıyorum. İstiyorsanız arkadaşlar içli yapın. İstiyorsanız da böyle benim gibi yarısı içli yarısı da sade poğaça yapabilirsiniz. Hemen hızlı bir şekilde buraları geçiyorum. Ardından arkadaşlar kalan hamurumu 7-8 parça hamurum kaldı. Onu da böyle içli içerisine e, lor peyniri ya da normal peynir de kullanabilirsiniz. Hemen tepsime onları da dizip fırına veriyorum. Tepsi mayası da çok önemli arkadaşlar. Ben birini yaparken diğeri zaten mayalanıyor. Biri fırında pişerken öteki de mayalanmış oluyor. Öylece ben pişiriyorum. Üzerine ben haşhaş dolu ekledim arkadaşlar. Siz dilediğinizi yapabilirsiniz. Fırından çıkmış hali bu arkadaşlar. Şimdiden yapıp deneyecek olan herkese kolay gelsin. Afiyet olsun. Bir sonraki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.